Bir zamanlar İbrahim İsmail'le beraber Beytullah'ın temellerini yükseltiyor. Şöyle diyorlardı: "Ey Rabbimiz, bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işiten ve bilensin." Bakara suresi ayet 127. Kabe'nin yapılışı hakkındaki rivayetlere göre Hazreti Adem ile Havva cennetten çıkarıldıkları vakit yeryüzünde Arafat'ta buluşurlar. Beraberce batıya doğru yürürler. Kabe'nin bulunduğu yere gelirler. Bu esnada Hazreti Adem bu buluşmaya şükür olmak üzere Rabbine ibadet etmek ister ve cennetteyken etrafında tavaf ederek ibadet ettiği nurdan sütunun tekrar kendisine verilmesini diler. İşte o nurdan sütun orada tecelli eder ve Hazreti Adem onun etrafında tavaf ederek Allah'a ibadet eder. Bu nurdan sütun Hazreti Şit zamanında kaybolur. Yerine bir taş kalır. Bunun üzerine Hazreti Şit onun yerine taştan onun gibi dört köşe bir bina yapar ve o siyah taşı binanın bir köşesine yerleştirir. İşte bugün Hacerul Esved diye bilinen siyah taş odur. Sonra Nuh tufanında bina kumlar altında uzunca bir süre gizli kalır. Hazreti İbrahim Allah'ın emri ile Kabe'nin bulunduğu yere gider. Oğlu İsmail annesiyle birlikte orada iskan eder. Sonra İsmail ile beraber Kabe'nin yerini kazar. Hazreti Şit tarafından yapılan binanın temellerini bulur ve o temellerin üzerine bugün mevcut olan Kabe'yi inşa eder. Ayette Beytullah'ın temellerini yükseltiyor cümlesi bunu ifade eder. Dünyada yaşayan ve ibadetini sürdürür. Kabe, Müslümanların ibadetine çok önemli bir yer tutar. Her gün dünya üzerinde yaşayan milyonlarca Müslüman nerede olurlarsa olsunlar, Kabe'nin bulunduğu yönü hedef alıp o yöne doğru namaz kılarlar. Birçok kaynağın bildirdiğine göre Kabe'nin bugünkü durumuna gelişi Hazreti İbrahim'in zamanına dek uzanır. İslam metinlerinde Allah'ın Hazreti İbrahim'i Kabe'yi inşa etmekte görevlendirerek Mekke'ye gönderdiği yazılıdır. Bununla birlikte Kabe'nin Hazreti İbrahim'den çok çok daha eski dönemlere uzanan bir geçmişi olduğu da söyleniyor. Çünkü Hazreti İbrahim'in Kabe'yi inşa etmek için Mekke'ye geldiği sırada Kabe'nin yerini aradığından söz ediliyor. İnanışa göre Kabe çok öncelerde vardı fakat Nuh tufanı sırasında yıkılarak kayboldu. İşte Hazreti İbrahim de Kabe'nin özgün yerini bulmak ve onu yeniden inşa etmekte görevlendirilmişti. Dünyadan 1000 yıl önce yaratıldı. İslam bilginleri arasında yaygın inanışa göre Allah gökleri ve yeri yaratmadan 40 yıl önce Kabe su üzerinde bir köpük halinde bulunuyordu. Yeryüzü o köpükten döşenmiştir. Dolayısıyla Kabe kainatın mayasını oluşturmaktadır. Bir başka söylentiye göre de Allah yeryüzüne ait hiçbir şey yaratmadan 1000 yıl önce Kabe'nin yerini yaratmıştı. Aynı inanışa göre Kabe'nin temelleri yerin 7 kat altına kadar uzanır. Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in oğlu Muhammed babası ile bir adamın arasında geçen ilginç bir konuşmaya tanık olduğundan söz eder. "Babam ile beraber Mekke'de Mescid-i Haram'daydık. Babam Kabe'yi tavaf ediyordu. Ben de onun arkasından gidiyordum. Birden babamın yanında bir adam yaklaştı ve şöyle dedi: "Ey Resulullah'ın oğlu, sana bir şey sormak istiyorum." Babam ise tavaf bitinceye kadar adamla konuşmadı. Daha sonra babam tavafını bitirdi ve Kabe'nin olduğunun mizap altında durdu. O adam tekrar geldi ve babama şunu sordu: "Kabe'yi tavafın başlangıcını soruyorum. Tavaf ne zaman, nasıl ve niçin yapılmıştır?" Şam yöresinden geldiğini öğrendiğim bu adama babam şunları anlattı: "Yeryüzüne bir halife göndereceğim. Şamlı kardeş, şimdi sana söylediklerimi iyi ezberle ve doğru olarak anlat. Kabe'yi tavafın başlangıcı şöyledir. Allah meleklere, ben yeryüzüne bir halife göndereceğim dediği zaman melekler ona, ey bizim Rabbimiz, halife yeryüzüne fesada uğratacak, orada kanlar akıtacak, düşmanlıkta bulunacak, suç ve cinayet işleyecek kimselerden, yani bizden başkasından mı tayin olunacak? Rabbimiz o halifeyi bizim aramızdan seç" şeklinde ısrar ettiler. Allah ise şöyle dedi: "Ben şüphesiz sizin bilmediklerinizi de bilirim." Gökteki beyt, melekler bunun üzerine Rablerine karşı yaptıkları bu itirazdan ötürü onun gazabını anlayarak arşa sığındılar. Başlarını yukarıya kaldırarak Allah'a yalvarmaya başladılar. Bu şekilde hiç durmadan saatlerce arşı tavaf ettiler. Bu hareketlerinden ötürü Allah melekleri acıdı
Bundan sonra da Allah arşın altında dört direkli bir beyt ev koydu. Bu beytin direklerini kırmızı yakuttan süsledi ve ona Beyt Darrah adını verdi. Sonra da meleklere şöyle dedi: arşı tavaf etmeyi bırakın da beyti dolaşın. Bunun üzerine melekler bu gökteki beytin çevresinde tavafa başladılar. Bazı araştırmacılar Darrah'ın gökte tam Kabe'nin hizasında bulunduğunu ve buna da Beytül Mamur denildiğine öne sürüyorlar. Melekler Kabe'nin temelini kazıyorlar. Yine bir diğer İslam inancına göre Hazreti Adem cennetten yeryüzüne indirildiğinde Allah onu teselli etmek için melekler aracılığıyla yeryüzüne bir beyt indirmişti. Melekler yeryüzüne inip Kabe için 7. kata kadar varan bir temel kazdılar. Temeli ancak 30 kişinin kaldırabileceği büyüklükte taşlar yerleştirdiler. Adem de bu sağlam temelin üzerine cennetten indirilen beyti yerleştirdi ve onun çevresinde ilk tavaf eden kişi o oldu. Nuh tufanında ise Kabe'nin yeri kayboldu. Tufandan Hazreti İbrahim'in zamanına kadar yeri de belirsiz kaldı. Sadece Kabe'nin bulunduğu alan biliniyordu. Bu yerde kırmızı topraklı ve sel sularının ulaşamayacağı kadar tümsek bir tepe durumundaydı. Yeri kesin olarak belli olmamakla birlikte insanlar tarafından Kabe'nin yerinin bu bölgede olduğu biliniyordu ve tıpkı bugün olduğu gibi o zaman da yeryüzünün çeşitli yerlerinden insanlar Kabe'nin bulunduğu bölgeye gelip dua ederlerdi, ibadet ederlerdi. Esrarengiz bulut. Bu durum Hazreti İbrahim'in Allah tarafından Kabe'nin yeniden inşa edilmesiyle görevlendirildiği zamana kadar sürdü. Bu konuya ilişkin kaynaklardan bilgilere göre Kabe'nin Hazreti İbrahim tarafından inşasında bir takım esrarengiz olaylar oldu. Söz gelimi Hazreti İbrahim Kabe'yi inşa etmek için Mekke'ye geldiğinde yanında bir melek ve Sekine adı verilen bir şey vardı. Sekine'nin ne olduğu konusunda çelişkili ve farklı bilgiler öne sürülüyor. Kimilerine göre Sekine iki kanadı ve kedi başı gibi bir başı olan ve çok hızlı uçan bir kuş idi. Kimilerine göre ise Sekine'nin insan yüzüne benzeyen bir yüzü vardı ve bir tür inilti sesi çıkartırdı. Daha başkaları ise Sekine'nin hoş bir rüzgar olduğunu öne sürüyorlar. Bulut yere iniyor. Hazreti İbrahim bugünkü Kabe'nin bulunduğu yere gelince Sekine ona burada dur dedi. Kabe'nin yeri bu şekilde belirlendikten sonra Sekine içinde baş şekli bulunan bir bulut biçiminde yere indi. Bulut ona Kabe'nin inşa edileceği yeryüzünde görünerek şöyle dedi: ey İbrahim, Rabbin sana bu bulutun altında ve onun ölçüsüne bir temel kazmayı emrediyor. Hazreti İbrahim de bulutun gösterdiği ölçülerde yeri kazmaya başladı. Oğlu Hazreti İsmail de ona yardım ediyordu. Bir süre sonra Kabe'nin Adem tarafından inşa edildiği zamanki ilk temeline ulaştılar. Bundan sonra meleklerin de yardımıyla Kabe inşa edilmeye başlandı. Kabe'nin inşasında kullanılan taşların Sina, Lübnan, Hira, Zeytinlik ve Cudi dağlarından getirildiği söyleniyor. Levite olan taş. Kabe'nin yüksekliği yerden bir adam boyu olunca bulut birden kayboldu. Bundan sonra Kabe'nin duvarları inşa edilmeye başlandı. Hazreti İsmail taş taşıyor, yaşlı babası Hazreti İbrahim de duvar örüyordu. Fakat binanın duvarları yükselip de insan boyunu aşınca Hazreti İsmail özel bir taş getirdi. Bu taş denildiğine göre yere temas etmiyordu ve Hazreti İbrahim'in ihtiyacına göre alçalıp yükseliyordu. Kabe'nin duvarı Hacerul Esved taşının bulunduğu yere gelince Hazreti İbrahim oğluna şöyle dedi: bana öyle bir taş getir ki onu bu köşeye koyayım. Bunun üzerine Hazreti İsmail babasının istediği taşı bulmak için çevrede dağlara çıktı. O sırada karşısına Cebrail çıktı ve ona Hacerul Esved taşını verdi. Taş böylece bugünkü yerine yerleştirildi. Yine taşın bir özelliği daha var. İnsanlar günahlardan kirlenmeseydi taş insanlara şifa verecekti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Hacerul Esved ile ilgili olarak şöyle dediği söyleniyor: bu taş eğer cahiliye devrinin pislikleri ve kirleri ile kirletilmiş olmasaydı onunla her türlü hastalık, veba ve musibetten kurtulmak için Allah'tan şifa istenirdi. Allah elbette bir gün onu ilk yarattığı şekle döndürecektir. O cennet yakutlarından beyaz bir yakut idi. Fakat Allah onu kötülerin günahlarından ötürü değiştirip ziynetini zalim ve günahkarlardan gizledi. Çünkü onlar cennetten çıkma bir şeye bakmaya layık değillerdi. Cennetten getirildiğine inanılan Hacerul Esved taşı, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme göre bu kara taş önceleri bembeyazdı. Yani o gördüğünüz siyah taşın bembeyaz bir elmas olduğunu,
insanların günahlarının onu kararttığını söylüyor Peygamber Efendimiz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hacerül Esved ile ilgili diğer sözleri de şöyle: Hacerül Esved cennet taşlarından bir taştır. Eğer ona kirli eller dokunmasaydı şimdi aynen indiği şekilde kalacaktı. Hacerül Esved Allah'ın yeryüzündeki sağ elidir. Allah onun vasıtasıyla kulları ile tokalaşır. Cebrail Hacerül Esved'i cennetten getirdi ve onu gördüğünüz yere yerleştirdi. O sizin desteğinizdir. O durdukça siz iyilik üzerinde kalırsınız. Ona gücünüz yettiği kadar yapışın. Çünkü şüphe yoktur ki Cebrail bir gün gelip onu getirdiği yere götürecektir. Hacerül Esved cennet yakutlarından bir yakuttur. Dönüp gideceği yer de yine cennettir. İbn Abbas ise şöyle diyor: Yeryüzünde cennete ait sadece iki varlık vardır. Bunlardan biri Hacerül Esved, diğeri ise Makam-ı İbrahim'dir. Eğer bunlara müşriklerin elleri dokunmamış olsaydı, onlara dokunan kimselere Allah şifa verecekti. Yine Hacerül Esved taşı için dünyaya ait değildir deniliyor. Hacerül Esved taşı Kabe'nin doğu köşesinde kapıya yakın bir yerde ve yerden 1,5 metre yükseklikte yer alır. Bu taş 30 santim çapında, yumurta biçiminde, hafif sarı ve kırmızı damarlı bir taştır. Bilim adamları Hacerül Esved'in yüzyıllardır çeşitli etkilerle karşı karşıya kalmasından ötürü onun yapısını anlamanın son derece güç olduğunu söylüyorlar. Ayrıca bu taşın yeryüzünde kendi türünde tek olduğunu öne sürenler de var. Bazı araştırmacılar da Hacerül Esved'in dünyaya ait bir taş olmadığını, başka bir dünyadan getirilmiş olabileceğini belirtiyorlar. Kabe ve 19 sayısı. Öte yandan gizemli 19 sayısının Kabe ve çevresinde de ortaya çıktığı görülüyor. Denilemesini olmamakla birlikte yapılan küçük bir inceleme şu sonuçları ortaya koydu. Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-ül Haram'ın kapılarının sayısı 19'dur. Hacerül Esved ile Makam-ı İbrahim'in arasındaki uzaklık 19 metredir. Kabe'nin içerisinde bulunan levhaların toplam adedi 38'dir. 2 çarpı 19 eder. Bu levhalardan yine 19 tanesi yeşil renktedir. Kabe'nin güney köşesi Rükünül Yemani ile doğu köşesi Rükünül Esved, Hacerül Esved'in bulunduğu köşe arasında 19 taş vardır. Kabe için ruhsal enerji merkezi. Yazılı tarihin bilgilerine göre Kabe'nin ne zaman, hangi uygarlık zamanında, nasıl ve niçin yapıldığına ilişkin hiçbir bilgi yok. Bazı gizemciler Kabe'nin yeryüzünün en büyük ve en güçlü ruhsal enerji merkezi olduğunu belirtiyorlar. Onlara göre yeryüzünün çeşitli yörelerine dağılmış durumda bulunan psişik enerji santralleri var. Esrarengiz yeraltı ülkesi Agartha, Paskalya adasındaki dev heykeller, İngiltere'deki Stonehenge, megalitleri ve piramitler bunlardan sadece birkaçı. Kabe, İslam dünyasının nabzının attığı yerdir. Kabe, insanlar için kurulan ilk evdir. Kabe, Hacerül Esved taşının olduğu yerdir. Kabe, insanların Allah için ilk tavaf ettiği yerdir. Kabe, Hazreti İbrahim'in ikinci defa yapıldığı yerdir. Ve Kabe, tüm Müslümanların evidir. Kim Kabe'nin kapısına kilit vurursa, kim Müslümanları Kabe'den uzaklaştırırsa, bilsin ki o Allah'ın düşmanıdır. Bilsin ki tüm Müslümanların düşmanıdır. Kabe ne olursa olsun, asla ve asla kimsenin koruması altında ve kimsenin korumasına ihtiyaç duyulmayan yerdir. Onun için Kabe'yi kimse kilit vuramaz. Kimse Kabe'yi korumaya kalkışamaz. Çünkü orası bizzat Allah'ın evidir. Orayı koruyan Allah'tır. Allah'ın evini sadece Allah korur. Beni dinleyip beni takip ettiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun.